Galaga kuvvetlerinden dünyayı ve evreni koruyacağız. Saldırayım mı o zaman? Saldır. Bunda pek öyle bir şey bulamadım şansına. Yandık. Güzel alev yani. Aldık. Bak şuradaki Red Bull'u almam lazım. Alırsa, abi çok bayağı güçlüymüş bu Red Bull ya. Mis. Red Bull Gamers on YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Insert Camp programıyla karşınızdayız. Programımızda ne yapıyoruz? Her bölüm aynı tüplü televizyondan yeni nesil televizyonlara yaptığımız yolculuk gibi eski nesil oyunları bu defa yeni nesil oyuncularla oynuyoruz. Onları test ediyoruz aslına bakarsanız ama bu defa daha farklı bir konumuz var. Çünkü kendisi moderasyon yapıyor, oyun üretiyor. Aynı zamanda oyuncu ve bir yandan da kamera karşısında geçmişliği de var. Kim geliyor? Dora Özsoy. Yani Stratera. 1993 yılında İstanbul'da doğan Dora, Bahçeşehir Üniversitesi yazılım mühendisliği mezunu. Dora, 2014 yılında YouTube üzerinden League of Legends orijin hikayelerini anlattığı Stratera isimli kanalı açar. League of Legends konusunda ülkemizdeki en bilgili isimlerden biri olan Dora, Riot'ın düzenlediği League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde analiz masasında moderatörlük yapmakta. 2017'de kendi oyun stüdyosunu kuran Dora, 2019'da ilk mobil oyunu Viral Firar'ı, ardından World Moji isimli bulmaca oyununu ve son olarak da Block Defense isimli kule savunma oyununu çıkarttı. Dora hoş geldin. Hoş buldum. Her programa gelen konuğa genelde nickini soruyorum. Nereden geliyor, hikayesi nedir, nedir, ne değildir falan ama ben ondan önce sana şunu sormak istiyorum. Çünkü ben sana nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum abi. Çünkü gamer mısın? Gamer'ım. Moderatör müsün? Onu da yapıyorum. Bir yandan da kamera karşısındaki oyunculuktan bahsediyorum. Oyuncu musun? Yayıncı öyle bir olan deneyimin, değil mi? Evet. Deneyimin de vardı. Ha film evet. Olayını diyorsun evet, sen. Evet evet. Aynen oraya da geleceğiz şimdi program içerisinde. Yoksa oyun yapımcısı mısın? En sevdiklerimden biri o açıkçası. Bir sıralama yapsan nasıl gider? Hayalim büyük bir oyun yapımcısı olmak. Hı-hı. Ama şu an en öne çıkan kimliğim o YouTube gamer tarafı sanırım. En çok hangisine daha yakın hissediyorsun kendini? En vakit ayırdığım gamerlık diyebilirim. Peki o zaman Stratera'dan devam edelim. Stratera'yı bir aç bize. İsimden mi? Tamam. Aslında sıkıcı bir hikayesi var. Böyle anlamlı bir nick olsun istiyordum ben. O yüzden şey diye düşündüm. Böyle güzel bir kelime bulayım, onun üstünden yürüyeyim falan ve Latince... Kelime oyunları yapayım. Aynen. Statera diye bir kelime varmış. Denge anlamına Statera. Geliyor. Ve ben kanalımda böyle oyunların stratejilerini anlatacaktım. Hı-hı. İşte oyunların stratejisi ve eğlencenin dengesi falan diye böyle Stratera diye bir kelime uydurdum. Sonra o bile ilaç adına falan çok benziyormuş. Google sürekli onu düzeltmeye başladı falan, başım yandı yani. Keşke hiç girişmeseydim. O yüzden Dora diye gidiyorum artık. Güzel bir hikayesi varmış ama ya. Nasıl gidiyor? Bu aralar yoğun herhalde değil mi? LoL ligi başladı. Evet. Nasıl gidiyor? Hem işte bu şampiyonluk ligimiz var. LoL'ün aynen. E-spor maçlarını sunduğumuz Türkiye'de. Hem LoL'ün mobili çıktı biliyorsun, Wild Rift diye bahsettiğimiz. Evet. Onun maçlarını sunuyoruz. Bir yandan canlı yayınlar, bir yandan YouTube, bir yandan oyun stüdyosu. Yani hayatımın her tarafında başka bir oyun yoğunluğu var ama çok sevdiğim bir yoğunluğu. Peki oyuncu olmasan ne olurdu? Ya da o saydığımız 3-4 kulvardan bir tanesi ilgilenmiyor olsaydın? Ben aslında yazılım mühendisiyim. Aynen. Ama yazılım mühendisliğine girişim de yine oyunlarla ilgili bir şey yapmak istememden geliyor. O yüzden gerçekten ne yapardım bilmiyorum ya. Böyle çok imrendiğin, özendiğin keşke... Aktörlük falan isteyebilirdim sanırım ya. Bu yine film dünyasını, o fantastik şeyleri falan seviyorum. Evet evet, aktörlük demişken bu arada o bahsettiğimiz hikayede bir notlarımın arasında olması lazım. 2018'di galiba değil mi? İlk e-spor filmi. İyi oyunda o. Hem oyunculuk yaptın hem de danışmanlık hizmeti de verdin galiba. Oyunculuk nasıl işin küçük kısmı. Yani şey dediler. Ya bizim bir danışmana ihtiyacımız var. Tarantino filmlerinde bir kare gözükür ya onun aynen, gibi. Aynen tam olarak o. Sen bize olayı anlatacaksın. Oyuncular nerede dursun, hangi tuşlara bassınlar, İşte bu dizilim nasıl olur, her şey mantıklı mı falan. Bunu yapmaya sete gelmişken arada bir sen de görün dediler. Ben orada oyunu oynuyor gibi yaparken göründüm birkaç karede. Ekmeğini yiyebildim hoş. Çok görünür değilim filmde ya. Birkaç karede böyle insanlar fark edip abi sen bu filmde mi vardın falan diye yazıyorlar, o kadar. Şimdi bir yandan da aslında e-sporcu olmak istemiyorum gibi bir söyleminde var. O konuda kafan ne zaman netleşti? E-sporcuların ne kadar çalıştıklarını gördüğüm zaman. Yani, tembel misin sen? Tembellik de demeyelim de oturup saatlerce oyun oynamak çok benlik bir iş değil ya. O iş hem yetenek isteyen, hem hırs isteyen, hem sabır isteyen ve kendine çok böyle bir tane şeye vermeni isteyen bir şey.
ve benim mesleklerimden fark edebileceğin üzere ben kendimi bir tane şeye vermeyi pek sevmiyorum. Bir yandan oyun yapmak istiyorum, bir yandan oyun sunmak istiyorum, bir yandan seninle sohbet etmek istiyorum. Çok dağıtıcı ve yorucu olmuyor mu peki? Oluyor ama aynı zamanda farklı yerlere yöneldiğim için kendimi sürekli tazeliyorum aynen. Bu arada şimdi birazdan arcade makinelerinin yanına geçeceğiz. Sonrasında bir tur bu defa yeni nesil bir oyun deneyimimiz olacak. En sonunda Insert Can bölümümüzde bu Red Bull kutularını kullanacağız. Onları Insert Can bölümünde jeton niyetine makineye atmak suretiyle oyun oynama hakkına sahip olacaksın. Okay. Evet, şimdi sırada arcade makinesinde Dora'yı test etme zamanı. Evet, programımızın ikinci bölümü için arcade makinesinin karşısındayız. Nasıl özlemiş misin arcade makinesini? En son ne zaman gördün ya da oynadın? Birkaç sene olmuştur herhalde ya böyle bir dokunalı arcade makinesine diye düşünüyorum. Hala aynı his var mı? Yok tabii ya şimdi daha özel bir şeydi eskiden. Şimdi Galaga oynayacağız. Galaga oyununu biliyorsundur, duymuşsundur herhalde. Yani evet, görmüş olduğum bir. Zaten da... standartta uzayda gez böcek vur muhabbeti. Aynen öyle. Hikayemiz basit. Yapmamız gereken basit. Galaga kuvvetlerinden dünyayı ve evreni koruyacağız. Saldırayım mı o zaman? Saldır. Hadi saldır. Yürü. Yürüyün Seferoğulları. Tabii bu arada sohbetimize de devam edebiliriz bence. Şimdi tabii sen birçok şeyle uğraşıyorsun. Az önce konuştuğumuz gibi işte moderasyonundan oyunculuğu, sunuculuğu, gamerlığı, oyun üreticiliği falan filan. Dolayısıyla her birinde başka hikaye, başka deneyim, başka anı vardır diye düşünüyorum. Yani aklına gelen neler var bize paylaşabileceğin? Böyle şey, League of Legends'ın sezon 1-2'sinde falan, LoL yeni çıkmış, ben de yeni oynuyorum, lisedeydim galiba. Ne diyorsun ya? Ve o zamanlar tabii online oyunlara para vermek falan pek mümkün olan bir şey değildi benim için. Böyle bir hafta sonu kampanyası yapmışlardı, oyunlardan 2 kat puan veriyordu, tamam mı? Ve demiştik işte, bonusu satın alırsanız birleşiyor 4 kat puan alıyor. Harçlığımı biriktirip onu almıştım. O da süreli böyle, 48 saat ya. Evet. Onu böyle maksimum kullanabilmek için abi başından kalkmadan 28 saat LoL oynamıştım. Her bir saniyenin değeri var. Aynen. Matematiğinden böyle yola çıkarak. Maç başına 4 maçlık puan alıyorsun. Çok önemli bir şeydi yani benim için. Bu arada ben öldüm mü ya, ne çabuk öldüm. Bu high score, bu 25.000 kim, onu indirmeye geliyorum. Aynen, bir ısınma turu oldu. Şimdi 25.000'i indirmek için bence bir kez daha sahaya çıkacaksın. Sonrasında Street Fighter'a geçeceğiz bu arada. Street Fighter, o kapışıyor tabii muyuz? Orada da kapışacağız. Orada da küçük bir pop quizimiz var sana. Ama sen diğer sunucularla kapışmaktan tecrübelisindir şimdi. Ya yok ya. Bir daha tekrar etmek istemiyorum da gelen giden. Bizi madara etti burada ya. Vallahi bütün programın bütün amacı beni bitirmek üzerine kuruldu diye düşmelenmeye başladım yani. Beni yenersin. Ben hani bilerek yenilmiş gibi yaparım falan. Orada şey yaparız, tamam, sen okay, merak orada etme. Orada çaktırmayız. Tamam, pekala. Bakalım ne yapacaksın ama önce onu görelim. Aynen, bir şurayı geçelim de. Evet, bu arada kaç puan oldun? 15, 16. 17.000'e geldim de son canım. Ama dikkatimi dağıttın şimdi. Nasıl yapabilirim ki? Hocam, o da bizim olmazsa olmazımız. Yapacak bir şey yok. Number of hits bonus 36. Üst üste 36. 20.000 oldum bununla beraber. Şimdi bak, o high score'u yapan kişiyi indirmeye geliyorum. Dağıtma dikkatimi. Bak, vuruluyorum. Son anda. Evet, bir arılar var, kelebekler var galiba. İşte adamların remi limitli olduğu için abi 3 tane düşman yapabilmişler büyük ihtimal. Arada bir renklerini falan değiştirebilmişler. Ne yapsınlar? Arkadaki yıldızlar çok tatlı değil mi ama, onu beğendim ben. Evet evet, yıldızlar ayrı bir boyut ve heyecan. Ama bunlar uzaylı değil, bildiğin böcek katıyor gerçekten. 25.720 high score. Vallahi zirveyi gördü. Yalan değil. Bakalım, devam edebilirim, hala canım ama var bu arada. Lütfen. Ne diyorsun? Ya. Haydi. Biraz daha yükselteyim de bir sonraki gelene bir mücadele olsun. Yani biz aslında son bölümümüzde Insert Can bölümünde Pac-Man'de bir high score'u alıp kara tahtaya yazıyoruz. Gelen konukların kendi aralarında bir şey var. Aynen, oraya da bakalım seni hangi sıralamadan ekleyeceğiz merak ediyoruz ama sen buraya da ciddi bir imza attın ya. 26.720. Evet, o zaman sırada Street Fighter var. 1994'te çıkan ilk uzun metrajlı Street Fighter filmi bazı karakterlerin isimlerinde geri döndürülemez değişikliklere sebep oldu. Oyundaki bazı karakterlerin bilinen isimlerine eklemeler yapıldı. Örneğin Guile William F. Guile oldu, Sagat Victor Sagat oldu, Ryu ise Ryu Hoshi oldu ve Chun-Li'nin soyadının Zhang olduğunu öğrendik. Evet, az önce Galaga'da estin, gülledin, şovunu yaptın, imzanı attın. Talihsiz açıklamalarda bulundun. Ve şimdi sıra geldi, döndük dolaştık Street Fighter'a Doracığım. Eskilere dönüyorum yine ve Dalsim alıyorum. Ben de şöyle mavi beyaz. Öğrendin mi komboları falan? Çözdün mü biraz oyunu? Valla çok kamikaze yaptım. Ben şöyle bir rastgele tuşlara basayım bakayım. Allah, ateş fırlatan genali bir şey falan bulursam kafana ona atarım sürekli. Abi biz dokunamadık bile ya. Bu bacaklar boşuna mı uzuyor?
Ben böyle oyunlarda cheese yaparım abi. Bir tane sinir bozucu bir taktik bulup genelde onu devam ettim. Aynen. Bunda pek öyle bir şey bulamadım şansına. Bir bırakır mısın, vurabilir miyim? Sen yalnız beni çözdün, geri dönüşü yaptın. Hoş değil. Ya bir tane şöyle bir combo mombo bir şey yap birader ya. Bana diyorsan deniyorum. Ah ne güzel yandın öyle ya. Yandık. Güzel alev yandın. Aldık. Çünli sosisliye döndü. Bir de üstüne rezil ediyor oyun seni, beğendim. Abi zaten ona gerek yok. Aha bak kafanda kaldı o sosisli. Çok iyiymiş ya. Sosis. Allah sosiste yap. Isıtayım abi senin için sosisliyi, soğuk soğuk yeme. Sosis ısıt. Aa havaya tükürdüm. Abi hiçbir şey yapamıyorum ben. Bu oyunlarda büyük uzaylıyım ya. Şimdi ama adaletsiz gerçekten. Benim bacağımın uzunluğuna abi, bakar evet mısın? Ya, sen çok stratejik bir adam almışsın ya. Şuraya bak biz... Ben stun yemişsin. Söyleseydin gelip döverdim. Evet. Benim ultim de olmuş ama kim bilir nasıl atılıyor. Merak ettim ama yapacak bir şey yok. Geçidini geçemedik. İyi deneme. Evet, insert kendi değişen bir şey yok. Bu defa da Dora geldi, bizi dövdü gitti diye artık önümüzdeki bölümlerde anlatacağız. Beni dövüp gidenler listesine Dora Özsoy da dahil oldu. Ama şimdi bir de buralarda artistlik yapıyorsun kardeşim, kusura bakma ama bakalım bilgisayara karşı ne yapacak? Yani Chun-Li'nin kendisine karşı ne yapacaksın çok merak ediyorum. Şunu şöyle önüne doğru bırakayım. Hadi bakalım. Böyle tabii. Hafif tehditkar bir ifadeyle. Bir yandan da sana pop quiz yapacağız. Ben zaten bileceğini düşünüyorum. Bu 5 sorudan eğer minimum 3'üne doğru cevap verirsen, hatırlayacak olursan program başında verdiğiniz bir Red Bull Can vardı. Onun yanına bir tane daha eklenecek ve Insert Can bölümünde ikinci kutuyu da kullanarak bir hak daha elde etmiş olacaksın. Peki o zaman hızlıca pop quiz'e de geçelim. Gelsin. Sen orada en azından orada başarılı. Kombolara odaklanmaya çalışırken Laura'nın karşısında ama elini kolunu gene uzatacağını düşünüyorum. Peki ilk sorumuz gelsin mi? Gelsin bakalım. Sihirdar Vadisi'ndeki tarafsız canavarlardan biri olan Gromp'un tam ismi? Lord Grompus, evet. Von Croxworth, Ribidik falan öyle bir adı var. Nasıl hatırlayayım ben onu? Yaklaştın ama bunu tabii ki doğru cevap olarak kabul edemeyeceğiz. Lord Grompus Kevin Ribbiton of Croxworth. İyi yaklaşmışım abi, isme bak. Hangi şampiyonumuzun pasif skillinin bekleme süresi en yüksektir? Bekleme süresi en yüksek pasif. Arada bir tetiklenen bir şey olması lazım. Korki olabilir. Evet, Zek olabilir. Zek. Doğru cevap. Aatrox'un Freljord'daki meşhur katliamından kurtulan şampiyon. Tendemir. Doğru. Talia'nın hocası Yasuo. Ya da mentörü olan. Hadi. Leona nereyi savunmaktadır? Targon. Evet, 5'te 4 derken zaten ama yine... Ama hasar yedim ya, dikkatimi dağıttın. Burayı sessizlikle geçiyorum burayı. Daha bir şey söylemek istemiyorum. Yüzümüze vurdu resmen ya. Evet, bu bölümü de yine cebinde ekstra bir Red Bull Can'le tamamlamış oldun. Bakalım son bölümde artık programımızın olmazsa olmazı, alameti farikası ve isim babası Insert Can bölümüne geçeceğiz. Orada iki tane cebinde Red Bull kutusu olacak. Hem de Pac-Man'de. Orada da rekor kırarsam stüdyonun orada, bir kenarına böyle tabii benim portremi koyabilir miyiz? Tabii. Tamam. Senden zaten gelin. Öyle bir şey bekliyorum yani. Hani şu an orada iddialı rakamlar var ama bence sen oraya enteresan bir imza atacakmışsın gibi geliyor. Umarım. Dolayısıyla bence yeni oyuna başlama. Hadi Pac-Man'e. En sevdiğimiz karakterlerden olan Vega aslında yaratıcılar tarafından bir şövalye olarak tasarlanmıştı. Ancak yaratıcıları bu tasarımın iyi olmadığına kanaat getirdi ve Vega'yı İspanyol bir ninja'ya dönüştürdü. Sizce Vega şövalye olarak hayatımıza girse nasıl olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Dora Özsoy namı diğer Stratera Street Fighter'da esti gürledi gerçekten. Etkileyici bir performans ama bence Dicing konusunda orada bir... Yani bir... Çakallık demeyeyim de çok stratejik bir hamle oldu. Yani yakınına yaklaştırmadık kimseye. Çakallık. Evet, küçük çaplı bir çakallık, tamam. Ama şimdi asıl Pac-Man bölümündeyiz. Insert Can bölümündeyiz. Topladığın iki Red Bull kutusunu burada jeton niyetine kullanacaksın. Ve onları makineye, arcade makinesine atmak suretiyle Pac-Man'de... Atayım mı? Seni izleyeceğiz. Evet, bence atıp başlayabilirsin. Sonra da arkamızda gördüğümüz tabelaya elde ettiğin puanı yazacağız ve bakalım
konuklar arasında kaçıncı sırayı elde edeceksin? Bu bayağı güzel sistemmiş yalnız ya. Keşke bütün arcade makineleri böyle çalışsa. O Red Bull renkleriyle falan yapmışlar. Tabii tabii ya. Red Bull renklerimiz hazır tabii ki. Ve bir yandan da şimdi normalde biliyorsun yukarıdaki kırmızı büyük puntoları, noktaları senin toplaman lazım. Fakat Red Bull kutuları da dolaşıyor. Evet, Red Bull çıktı az önce. Abi evet, onları da alırsan oradaki hem enerjileniyorsun, hızlanıyorsun ve bir yandan da diğer canavarları, düşmanları da alt etme imkanı oluyor. Hmm. Yeme imkanın oluyor diyeyim hadi. Hayır! Nasıl kaçacağım ben bundan? Bak bak, şunu yiyip dönüp kesiyorum şimdi, izle. Boom! İşte ne taktik, işte ya. Taktik. Abi inanılmaz manyak bir gamer'la karşı karşıya sevgili seyirciler. Şu anda gözlerime inanamıyorum. Bu arada şu hatırlatmayı da bir kez daha yapayım. İki kenimiz var dedik ya, ilkini sen şu anda kullanıyorsun. Aha. Biraz daha ısı motoru gibi ama ikinci keni makineye attığında, yani ikinci tur oynadığında elde edeceğim puanı kara tahtaya yazacağız. Ona hadi göre bakalım. De oyna yani. Hani şu anda öldüm. Bütün meziyetlerini, bütün şovunu bu elde yapmaman lazım. Zaten biraz ekonomik yapamıyorum. Gitti bence. Bunların bir de renklerinin algoritmaları varmış ya sanırım. Yani atıyorum biri hep senin yolunu kesmeye çalışıyor bir renk. Biri seni takip ediyor falan gibi bilmiyorum. Özellikleri var ama ben de bilmiyorum tabii özelliklerini. Benim tek canım mı kaldı şimdi? İmdat. Evet, şu anda deneme turunda şu anda 3500'e yaklaştı. Ya kol bozuk. Kol. Game over. 4243. Yani de ısınma turu için şimdi kara tahtaya bakıyorum. Yani gene de bir en azından P-Queen'i geçmişim. P-Queen sen ne yaptın ya? O zaman ikinci de savunacak şeyimiz de yok şimdi. Yani elimizde hiçbir şey bırakmadın ya. Evet, şu anda P-Queen'i geçtin ama hala da yukarısı için biraz daha yolum var. Bir bu kadar daha performans sergilemen lazım ki Miafix ve... Evet ve yapabileceğimi sanmıyorum ama deneyeceğim. Hadi atıyorum o zaman. İkinci tur ve final turu. Bu sefer kara hedefler daha büyük. Aynen. Hedef kara tahta. 3 oyunda birden başarılı olmak durumundayım. Bak şuradaki Red Bull'u almam lazım. Alırsam, abi çok bayağı güçlüymüş bu Red Bull ya. Mis. Tabii. Evet, oradan çok stratejik bir hamleyle sağdan ya, girip soldan çıktın. Açıkçası yemlerimi istediğimden biraz fazla hızlı tükettim ama ne yapayım? Öyle denk geldi gerçekten. Evet, o konuda biraz aslında aceleci olmamak lazım. Ama Red Bull havadayken kayboldu. Kaçtın ya. Vallahi dolandırıldım. Bak kırmızı olan kesin kovalayıcı abi. Şimdi o aşağıda küçük bir yem var ve benim yolumu kestiler beni. Çok geçmiş üzdüler olsun ya. Evet, ilk hakkını kaybettin. Bak Red Bull yukarı çıktı. Onu ben, o kesin beni yine kandıracak ya. O beni peşine takıyor, sonra kayboluyor. Kayboldum. Yapma. Abi. Son hakkın 2900 bak. Eyvah, P-Queen skoru. Şu ana kadar sadece P-Queen'i geçebildin. İnanamıyorum. Ya son oynayan kimse bu konu bozmuş abi, ben sana söyleyeyim, o yüzden böyle. Yoksa şimdi benim önceki performanslarımı gördüm, ben böyle bırakır mıyım yoksa? Hayatında duyduğun en saçma kılıf nedir mesela? Bu. Bilmiyorum. Doracım, hayat maalesef Street Fighter ve Galaga'daki gibi değilmiş. Ya da hayat demeyeyim de Pac-Man değilmiş. 3070 puanda kaldı, işin enteresanı ilk defa başımıza geliyor. Değil mi? Yani hani ilk denemesinde daha yüksek alan bir sen varsın herhalde şu anda. İkinci de biraz talihsizlik oldu, evet. Portreyi astıramadık abi, duvara yapacak bir şey yok. Ama bence şöyle bir şey yapalım. Bence arkadaşlarım da bana katılacaktır burada. Şöyle bir değişiklik yapalım. Normalde ikinci elde edilen puanı biz oraya yazıyoruz ama senin oradaki puan daha fazlaydı. 4243'tü galiba abi. Galiba. Öyle bir şey. 4243 puanı bence tahtaya yazalım. Çünkü arada 1000 puandan biraz daha fazla var. Lig uzun maraton, belki kümede kalırsın yani. O bir puan seni kümede tutabilir. Hadi kara tahtaya gidelim. Hadi bakalım. Aa, tam ters değil mi? Aynen. Ben yazaydım ya. Aman abi. Tebeşir kullanmayı özlemişim ya. Yani ya. 80'ler makinelerine döndürdün beni. Analog video hayata üstüne, hoş geldin. Aynen. Kaçtı benim skor? 4243. Hadi 4 yap bari. Evet sevgili Dora Özsoy, yani Stratera 4243 puanın yanına imza gibi ağlayan suratını da koydu ama bence yine de bir alkış hak eden bir performans sergiledin. Abi alkışlar nereye sergiledim şu puanlara geliyor. Bak ya. Ya evet, orada bir, yani yine de bir hayal kırıklığı yarattın, yalan söylemeyeceğim ama bazı oyunlarda da büyük şovunu yaptı. Onu da es geçmemek lazım ama büyük keyif ve renk kattın. Street Fighter'da seni dövmek büyük bir onurdu, teşekkür ederim.
Böyle kapatmayı dikeyim. Böyle kapatmayı dikeyim ama gerçekten çok güzel, çok keyifli bir program oldu. Dolayısıyla Red Bull Gamer Zone YouTube kanalını ve Insert Ken'i takipte kalmayı unutmayın. Yine bomba konuklar, bomba oyunlar ve bomba tarihsel yolculuklar yine burada devam edecek. Takipte kalın, hoşça kalın.